Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Banu hocamla birlikte olacağız. Kendisinin aynı isimde bir kitabı var bu arada. Yayının başlığının adını taşıyan. Süper Beynin Sırları adında. Kendisinden ben bugün biraz beyni dinlemeyi talep edeceğim. Yine aslında her zamanki gibi bir 20, 25 bilemediniz 30 dakikalık bir yayın olacak. Çok fazla aşmamaya, sizi de yormamaya çalışacağız. Bu arada yakın zamanda güzel de bir haberimiz olacak. Eskisi gibi biz yine akademimizdeki eğitim videolarını gelişimi açmaya başlayacağız. Bunu da duyursun zaten yine yakın zamanda yapacağız. Yani bugün. Öyle umuyoruz. En kötü ihtimalle yarın. O yüzden bizi takip etmeye devam edebilirsiniz bunun içinde. Şimdi ben hemen hocama yazayım tekrar. Tamamdır. Hocamız da geliyor şimdi. Bu arada sizin sormak istediğiniz soruları şimdiden alabilirim belki de. Yorum kısmını yine açık bırakacağım. Oradan sorularınızı yazabileceksiniz. Konu bugün beyni konuşacağız aslında. Beyni konuşacağız. Banu hocamın güzel bir isimlendirmesi var. Aynı adlı da bir kitabı var. Süper Beyin ve Süper Beynin Sırları. Kitabın tam adı o şekilde. Kendisinden biraz beyni dinleyeceğiz aslında. Dönüşümü dinleyeceğiz doğal olarak. Kendisi de birazdan katılacaktır diye umuyorum. Bana da yazdı birkaç dakika içinde geleceğini. Şöyle 20-30 dakikalık bir söyleşi, bir program tamamlamayı umuyoruz. Merhabalar tekrar yeni katılan arkadaşlarımıza. Birazcık gecikmiş bulunduk. Hocamızı bekliyorum ben de. Umuyorum kendisi de birazdan aramızda olacak. Evet, hocam da katıldı şimdi. Hocam selamlar. Merhaba. Arkanızda da güzel bir sanırım yılbaşı ağacı Güzel. mı var? Efendim? Arkanızda da bir yılbaşı ağacı var galiba. Güzel Evet, görünüyor. kendim yaptım bugün çiçeklerden. Oh. Çamdan yarın yapacağım. Bugün deneme prova yaptım. Nasılsınız? Çok İyiyiz hocam. Çok... aşağıda Yok hocam bence iyi. Sizi görebiliyoruz. Siz nasılsınız? iyiyim. Ya kusura bakmayın, başka işlerim vardı. Ben telefon konuşmak
çalışmaları, online görüşmeler falan vardı. Tamamen başka bir yere gittim. Ondan da bahsedebiliriz aslında. Çok fazla yani sanal uyaran olunca gerçek uyaranları unutuyor. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle öyle. Bugün yine bizim daha önceki yayınlarımız gibi aslında 20-30 dakikalık bir yayın yapacağız. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yine daha önce de belirttiğim gibi hocamızın zaten aynı isimle bir de kitabı var. Süper Beynin Sırları adında. Bugün de biz biraz beyni konuşacağız aslında. Belki de hayatımızı ona uyumlu biçimde koordine etmeyi konuşacağız. Bilmiyorum. Sözü de zaten hemen ben hocama bırakayım ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Biz beyin denildiğinde hep o biyolojik organın kendisini hatırlıyoruz. Gözümüzün önünde canlanıyor belki ama biz aslında beyinden ne anlamalıyız? O gerçekten bizim bildiğimizin ötesinde böyle biraz cevizi andıran, biraz bizim onun böyle yumuşak ve solucu olduğunu bildiğimizin dışında nedir? Ben çok da güzel bir yerden başladım. Ne konuşacağımı da hiç düşünmedim. Çünkü dediğim gibi başka yerlerden buraya geldim ama hızlıca geldim. İşte bu da beynin şeyi. Oradan oraya giriyor, oradan oraya, oradan oraya giriyor. Ben hep diyorum ki bu bir makine, bir alet bu şey. Önce bir metaforum var, onu yapayım isterseniz. O çok hoşuma gidiyor. Bedenimizi bir atlı araba gibi düşünelim kendimizi. Bir atlı arabanın nesi var? İşte ana gövdesi var, sürücüsü var. 6 tane atı var diyorum. 4 at da diyebiliriz, 6 tane. Onlar duygular, atlar. Öfke, korku, üzüntü, sevinç diyorum. Öküz, öfke, korku, üzüntü, sevinç. Bunlar ana temel duygular. Şok olmak ve tiksinmek de yedek atlar gibi düşünelim. 6 tane atı var. Duygular bizi işte götürüyor, bir şeyler yaptırıyor ya da yap. Bir de sürücüsü var. Bir de at arabası var, bir de atın içinde oturan efendi var. Şimdi insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünen kendini düşünebilmesi. Yani bir düşünen bağlı var. Metakognisyon. O düşünene ne söyleyeceğini söyleyen bağlı var. Şimdi bir tepkisel bağlı var, köpek avlayınca yapan. Bir de köpek avlayınca dur Banu sakin, bak her gün öğretiyorsun, bu köpek avlaması tehlikeli olmayabilir diyen daha üst benlik, daha yüksek bilinç. Artık ona bir isim verebiliriz, onu konuşabiliriz ayrıca. Şimdi biz neyi anlatıyoruz ya da ben nereden anlatıyor olacağım? Ben o üst bilinçten, bir de insan Banu var, böyle vıdı 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 vıdı, telaşlı var, geç kaldım, ondan sonra saçımı topladım. O aşağıda da bir kayıtlar var. Yani sürücü ve duygular var. Duygular eskiden kalma bugüne kadarki yaptığın hatalar. Bir yıl şey olabilir orada. Korkular var, üzüntüler var. Bir yıl. Onlarla ben burada oturuyorum. Ama diyorum ki karşında genç bir arkadaşım var. Şu anda benim ne yaşadığımdan hiçbir haberi yok. Bizi izleyen insanlar var. Onlar hiç bilmiyor içeride ne oluyor. Ben böyle arada öğretmenim biliyorsun yani günün sonunda. Öğretmen olduğum için izleyen arkadaşlarımıza ya da daha sonra izleyecek olanların da bir not defteri tutup tutmasını da ister. Görünmeyen her şey, yani önemli olan hiçbir şey görünmez. Hani Mevlana da der ya, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ya da şöyle söyleyeyim, bana baktığında benim ne kadar akıllı olduğumu göremezsin, ne kadar sevgi dolu olduğumu göremezsin. Ne kadar çalışman olduğumu, hırsız olduğumu, yalancı olduğumu hiçbir şey göremezsin. Sen benim yüzümü görürsün. Bütün önemli hislerim, duygularım, kalitelerim, quality hani böyle şey, bütün o fakülte hepsi içimde. Nerede? Görünmeyen yerde. İşte o kitap Süper Beyin'in sırlarında o görünmeyen yeri bize kimse öğretmiyor. Demiyorlar ki ben mesela bugüne kadar bila istisna verdiğim bütün eğitimlerde hakikaten 10 binlerce, çünkü 20 yıldır, 25 yıldır bu işi yapıyorum. Herkes keşke bunu lisede öğrenseydik. Keşke bunu bize ilkokulda okutsalar. Keşke bunu kocam bilse. Keşke bunu eşim bilse. Keşke bunu daha önce bilsem. Biz de zaten neyi öğretiyoruz? Keşke deme de sen şimdi, çünkü beynin böyle de bir sorunu var. Mesela o kitabın içinde ek yapacağım şimdi, yeni çıkacak olan 7. 8. baskıdayız galiba. Hipnotik dil kalıplarını günlük hayatta kullanmakla ilgili bir ek yapacağım. Bunu da yeni fark ettim. Neden? Kendimden fark ettim. Şimdi ben seninle, sen benim kardeşimsin, didişebiliyorum. Kapıcıyla didişebiliyorum. Günlük hayatımda didişiyorum.
Danışmanlık yaptığımda eğitimci kimliğimde kimseyle didişmiyorum. Neden? Çünkü orada bildiğim o teknikleri, Milton Erickson'ın o hipnotik dil kalıplarını kullanıyorum. Beynin o direnciyle, o inatçı yanıyla, o çekişen yanını aşıyorum. Çünkü orada onu kullanıyorum. Ama normal günlük hayatımda kullanmayı meleke edinmedim, bilmiyorum, aklıma gelmedi. Belki ahlaklı bulmadım, bilmiyorum, bilinçaltımda ne olduysa oldu. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu aleti biliyoruz ki bize kimse kullanmayı öğretmiyor. Bir tane alıyorsun uyduruk bir yerden bir tişört. Tişörtün, bilmiyorum bunda var mı? Şöyle defter gibi şey oluyor. Defter gibi nasıl Nasıl yıkanacak? yıkanır? Bizim bu her zaman da şöyle bir laf söyleniyor Yuşacığım. Ne diyorlar? Potansiyelimi kullanamıyorum. Potansiyeli nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun potansiyelini? Belki bu kadarcıksın. Değil mi? Evet. Beynimin %10'unu kullanıyorum. Belki %100'ünü bile, %100'ünü bilmediğim bir şeyin %10'unu bilemezsin bir defa. Bu çok saçma. Şimdi biz bildiğimiz kadarını o kitaptan ben elimden geldiği kadarıyla günlük hayatımızda kullanacak şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi en sonunda bir tane online NLP semineri verdim. Çok da başarılı geçti. Çünkü beklemiyordum doğrusu online bu kadar çok hani etkili olabileceğini. Çünkü NLP seminerlerinde hep canlı canlı şeyler yapıyoruz. Çok da iyi geçti. Orada bir şey fark ettim. Biz şimdi hani arabamız var ya, arabaları var ya, arabanın ön panelinde ışıklar yanar. Sen motoru göremezsin. Motoru göremiyorsun. Motor şey kapalı. Ne yapıyor? Işık yanıyor önde. Işık. Oradan anlıyorum çalıştığını. Şimdi ben de senin içini göremem. Ama gözlerini görürüm. Gözlerin senin kontrol panelin. Yani kedilerin mesela küçücük bir şeyde bile adrenalin salgına göz bebekleri büyüyor. Biz öyle bir şeyiz ki canlıyız ki birbirimizin gözünün içine bile bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz okunduğunu aslında. Fakat literally bilmiyoruz. Halbuki ben iyice mesela tırnağını öyle yaptım, dokunsala gittim şimdi, tamam mı? Ben seni eğer böyle, ben danışan olarak geldiğinde böyle tarıyorum seni. Ve biliyorum nerede ne var ne, anlıyorum yani bu artık şey yılların şeyi ama gizli bir bilgi değil. Duyusal keskinlik, sensual acuity dediğimiz şey artık baktığında nerelerin hani duruşun, omuzun, o her şeyinden anlıyorsun ki işte hangi iletişim stili, hangi çocukken bilene ki annene mi benziyorsun, babana mı, hangisini tercih etmişsin. Her şeyi anlayabilirsin birisine baktığında. Bunu nasıl yapabileceklerini onlara öğretiyorum aslında. Yani aleti eğer iyi kullanmayı öğrenirse bütün bunları okuyabilir. Şimdi bir tane mesela onların da hoşuna gidecek. Herkesin hoş, sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim. Şimdi herkes düşünüyor. Düşünüyorum. Değil mi? Düşünüyorum diyor. Şimdi düşünmek nedir diyorum. Nedir düşünmek? Sorayım, nedir düşünmek? Herkes düşünüyor. Ve nasıl düşünüyorsun? Düşünmek nedir? Nasıl yapılır? Hiç düşündünüz mü? Düşünürken mesela elini böyle koydun hemen. Ya da kafasını kaşıyor bir şey yapıyor. Ne yapıyoruz? Düşününce ne oluyor? Düşünmek nasıl bir deneyim? Ne yapılıyor orada? Küçük bir 5 yaşındaki bir çocuğa mesela düşünmeyi nasıl tarif edersin? Bir organizasyon işlemi gibi aslında içeride zaten dönüp dolanların bir şekilde belki bir ipe dizilmesi gibi. Yani içeride dağınık ve sürekli yer değiştiren boncuklar var. Onu sanki ben bir sıraya dizip artık bir cümle haline getirip, burada dil çok önemli bence. Dilin kullanımı çok önemli. Onu karşıya aktarılabilir bir yapı haline getiriyorum. Bence düşünmek aslında biraz zaten düşünülmüş olan şeyi, içeride var olan şeyi organize etmek. Çocuk hiçbir şey anlamaz bundan Yuşa. Simba diyor ya Einstein, bir şey biliyorsan çabuk anlat. Nasıl yani, ne yaptın diyor. Babacım diyor, abicim diyor, Ha ya evet. amcacım diyor. 5 Yani ne yaşında bir yapıyoruz, çocuğa. ne yapacağım ben şimdi diyor. Bana öğretmenim düşün 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 diyor. Yazmış öyle arkadaşlar, görüyorum çözüm aramak demiş biri. Biri istemsiz yapılır, biri yoğunlaşmak demiş. Şimdi çocuk nasıl anlasın bunu? Beynin konuşması demiş. Ne demek? Evet, 5 yaşındaki bir çocuğa anlatmak çok daha zor. Evet, ben öyle düşünmedim Beraber açıkçası ama düşünelim mi Yuşa? İster misin? tabii.
Akşam ne yiyeceğiz? Mesela bütün ev halkı her zaman bu akşam ne yiyelim diye bir şey vardı. Ne yiyelim? Ya da yarın sabah kahvaltı ne yiyelim? Yarın pazar kahvaltısını değişik ne yapayım sana? Mesela uydur bir şey. Peynirli bir omlet olabilir. Peynirli Peynir çok. maydanozlu. Tamam. Peynir var mı evde? Var. Merdanoz var mı? Maydanoz da var. Tamam. Az pişmiş omlet mi seversin? Nasıl seversin? Tavada mı yapayım, fırında mı yapayım? Birilerini çağıralım mı? Evet, Yazık bir cevap. Evet, arkadaşlarımızı hayır, çağıralım. evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır. Düşünmek ne demekmiş? Soru sormak demek. Soru soran o üst biri, soru soran yer düşünüyor. Cevaplar konuşarak, cevaplar görsel. Cevaplar hissel, dokunsal, kinestetik dediğimiz şekilde geliyor. Yani maydanozlu omlet cevap. Cevaplar nereden geliyor? Kayıtlardan geliyor. Miso sup yapalım demedin. Ya da mercimekleri ezelim, işte bilmem ne uyduruk başka bir şey söylemedin. Neden? Çünkü senin bildiğin kayıtlarında şimdilik bu var. Uyduruyorum. Ne demek istediğimi anlatabilirim. Hep bütün dünyadaki kültürlerin kahvaltısı birbirinden farklı. Bu ne demek? Cevap kayıtlardan geliyor. Eğer hani bunu birazcık fazla zorluyorsan o zaman bağlantıya geçip yeni bir şeyler de yaratma şansına sahipsin. Ama genellikle ezber düşünüyor, otomatik düşünüyor. Hep anımsanan hayal ya da hayal kuruyor ama hayal de elindeki malzemelerden hayal çıkartabilir. Yeni bir hayal eklemesi mümkün değil. Ancak yeni bir hayal eklemesi için o şey üzerine hakikaten çok sorular sorarak daha yeni, daha fazla yani sonsuz olasılıkları Hop, telefon düştü telefon sanırım. düştü. Evet. Kötü şans. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Bu şey Çok biraz problem. dandik olsun. Oldu mu? Evet, o sanırım oldu. Tamam. Dursam. Siz de oturduğunuzda daha rahat daha net anlarız ama. Okey mi? Tamamdır. Evet, Bir evet. karanlığa düşüyor da onu anlayamıyorum. Karanlık geliyor görüntü bana herhalde. Okey. Nerede kalmıştım? Cevaplar hatıralardan geliyor. Cevaplar içerideki depodan geliyor. Ne demiştim? Ha, görsel geliyor, işitsel geliyor. Şimdi burada bir konu var. Kitaptaki ikinci bölüm, ikinci sır. Temsil sistemleri diye. Kayıtlar yani o peynirli omlet sana ya tadı geliyor ya görüntüsü geliyor ya peynirli omlet yediğin bir anda çok mutlu olmuşsun, mutlu olduğun için yine yemek istiyorsun. Ya kokusu geliyor ya his geliyor işte dediğim gibi ya da şimdi ya da etrafta bir yumurta var o yumurta görüntüsünden çağırıyor. Yani ya görsel dış görsel. Ya iç görsel hayalden. Ya dış konuşma bugün yumurtalı bir konuşma oldu. O ses geliyor kulağına. Ya içeriden konuşma dedi ya arkadaşlarımız içeriden geliyor şey dedi. İç konuşmalar dedi. İşitseller de tabii biz herkes içeriden konuşuyor. Ve insanlar bu iç konuşmalarını Yuşa gerçek sanıyor. Yani kendi kendine yapıyor zannediyor. Yani biz diyoruz ki mesela ne giyeyim? Şimdi dedim ki ne giyeyim? Öyle. Onu giyme üşüsün. Yok terlersin. Orası sıcak oluyor. Çünkü kalorifer önünde cevaplar veriyorum ben ona. Onu giyme uymaz. Uyar uyar diyorsun. O şöyle değil mi? Uymaz diyor. Sen uyar diyorsun. Cevap veriyorsun. Bir uymaz diyen var. Bir de uyar diyen var. Üşürsün diyen var. Hayır üşümem diyor. İki tane zıt. O üşürsün diyen anneanne. Ve 40 sene önce öldü. Uymaz diyen gazetede yazan bir moda sayfasındaki bir yazı. Benim o iç konuşmalarımı sezgi zannetmem çok büyük hata. O iç konuşmalarını insanların içeriden hislerimle hareket ettim. Hayır, hisler bedende olur. Yani o dört duygu atlar bedende oluyor. Yani İngilizcesi motion, emotion, hareketlenme demek. O atlar benim o atlı arabamı götüren. Biz o kitapta şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ben derken tabii ki bütün derlediğim bugüne kadarki bilgilerin sonucu damıtılmış hali öyle diyelim en şey hali. O efendiyi
öğren. Efendi ol. Hani sürücüye şey sen ver. Hani komutu sen ver. Nereye gidiyorsun? Şimdi eğer efendi sürücüye komutu doğru vermezse atlar heyecanlanıp azıp başka bir şeyler görüp başka bir yöne doğru gider. Arabayı da düşürür mü? Kırar mı? Arabada kırılırsa efendi orada kalır. Efendi bizim bedenimiz. Atlar, duygular, o arabayı hareket ettiren, sürücü de o kitapta yazan Beynin Sırları kitabındaki yazan alet. Efendi alete komutlar veren, üst bilinç, yüksek bilinç. İşte 21 Aralık'ta bu pazartesi bir seminer iddiasıyla çıktım ortaya. Orada da diyorum ki mesela insanlar karar vermekte çok zorlanıyor. Aslında insanların hayatındaki en önemli konu karar vermek. Yani şöyle bir şey Yuşa, bu programı yapalım mı, yapmayalım. Bu bir karar, seçim. Bu akşam ne yiyeyim? Peynir, yarın sabahımız bir tane bizim hayatımızda, pazar. Ne yiyelim? Peynirli omlet mi? Yoksa yumurtalı ekmek yıllardır yemek. Pişi mi yapsam annem 20 yıldır yemedim. Yani yepyeni bir gün, yepyeni bir şey. İstediğimiz her an seçim yapıyoruz. Ben sana diyorum ki neyi? Sen bilirsin bağlı diyorsun. O küçücük ne yiyeceğim kararını bile vermek istemiyorsun. O küçücük ne yiyeceğim seçimini bile yapmak istemiyor. O ne yiyeceğim küçücük seçiminde yemek sepetindeki seçeneklerden neden seçiyor? Yeni seçenek yaratacak hali enerjisi ya da risk alma şeyi bile yok. Ne demek istediğimi anlatabilir mi? Şimdi buradaki neden bütün bunlardan bahsediyorum? O Evet hocam. kitapta bu sürücüyü anlatıyoruz. Bu 21 Aralık'taki seminerde de istiyorum. Daha çok istersin. Çünkü istek gelecekte bir şey. İsteyerek hayatın geçer. Arzu diyorum. Arzuyla şey diyor ya Budistler. Free from desire. O arzular işte o altı araba. İş o arzu altı arabanın gitmek istediği yere bedeni yani arabayı ve efendiyi ve sürücüyü hepsini böyle odaklanmış. Odaklanmayı da böyle gösteriyorum. Büyüteçte baktığımız yeri yakarız. Odaklanma, dikkat eksikliği diyorlar ya dikkat, dikkat, dikkat. O altı arabanın da dikkati gözde mi, dikkati kulakta mı, dikkati hislerde mi? Dikkatim benim her gün hedefimde mi? Dikkatimin her gün benim hedefime götürecek önceliklerde olması gerekiyor. Halbuki ben sana diyorum ki şunu yapalım mı? Tamam diyor. Hop gittin hedefinden. Sonra da gece mutsuz yatıyorsun. Evet. Her an insanın zihninin o sürücünün efendiden tekrar tekrar yolla ilgili yeni navigasyon almasına, sürekli komut almasına ihtiyacı olduğunu bilmesi lazım. Çünkü insan unutan demek, unutuyor. O yüzden işte ne yapıyoruz? Etrafımıza post-it yapıştırıyoruz, ajandalar tutuyoruz. Hele bu devirde o kadar çok uyaran var ki. Yani Evet. mesela tepkisel kelimesi Türkçe'de yeni, dürtüsel, tepkisel. Yani daha entelektüel olanlar böyle hani biliyor ediyor. Öbürleri için çok anlam dünyasında bir yer kapsamıyor. Çünkü dürtüsel, tepkisel olduğunu farkında bile değil. Reaktif, reaktifin Türkçesi yok. Her Evet. şeye reaksiyon veriyor. Yani pasif reaksiyon ve pasif reaksiyon da inaksiyon, inaktif. Ya da nasılsın cevap veriyor. O da interaktif. O da katılımcı. Ama her şeye reaksiyon olduğunu farkında değil. Yani proaktif olup dur ya ben hiçbir şeye dışarıdaki uyaranların istediği şeyi vermeyip ben kendi önceliklerime göre aletimi kullanıp gözlerimle, iç görüntülerimle, dış görüntülerimle, iç seslerimle, dış hepsini hedeflerimle, amaçlarımla hizalandıracağım demiyor. Mesela bu hizalandırma da yok Türkçe'de. Align, İngilizce'de var alignment diyor adam. Aligned with diyor bir şey. Aynı hizaya getirmek. Bizde
İçerisi yok, içerisi. Sen bana desen ki nasılsın Banucuğum? İyiyim. Sağ ol, içerideyim. Çok iyi. Ne içerisi ya? Evde misin, evde mi kaldın dersin. Onlar da I am diyor, connected diyor. Ne? Bağlantı demiş. Neyle? İçiyle bağlantıda. O kadar çok kendini kaybetmiş ki. Ya da I am content diyor. Tamam tamamım diyor. Sen bana de nasılsın Banucuğum? İyiyim. Tamam tamamım. Ne yani? Ya da merkezindeyim diyor. Yani center diyor. Merkez mi açtın dersin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunlar kelimeler Türkçe'de yoksa anlam yaşantımızın içinde de yok demektir, değil mi? Dilimiz kadar hani ne diyoruz? Dilimiz evimiz diyoruz. Evinde neyle süslüyorsan dilin ne kadar zenginse, değil mi? O kadar evinde şey oluyor, kullanacağın alet, araç vesaire. Şimdi dilde olmayınca bunlar yaşantılarında da olmuyor. O yüzden dile de bunu sokmaları lazım. Yani hedefimle kendimi hizalandırmak için önce kararlı bir şekilde bunu kullanmayı öğrenip hepsini bir bütün halinde nasıl gerçekten ne istiyorsam hayatımda onu tezahür ettirmeye odaklayabilirim. Şimdi odaklanmak ne demek? Odaklanmak işte dikkat eksikliği, herkes de dikkat ediyor. Odak beş duyumu sürekli hedefimde tutmak. Daldığında nefes alıp bir araçla nefes titreşimi en güzel hale getiren hemen burnumuzun ucunda kolay. Bak gitti benim o. Ben sabah karar vermiştim ne güzel. Bugün önceliklerimi hedeflerimle hizalandıracaktım. Öncelik bir şey olduğunda yok ona ilgilenmiyorum. Ben şimdi bugün hedefimi yapmak istiyorum diyecektim. Şimdi buradan ne dedik? Kendimi hedeflerimle hizalandırmak dedik ya. Bunu yaparken en büyük ihtiyaç ne? Neden sorusunun cevabını vermesi gerekiyor. Bir insan neden sorusunun cevabını tatminli bir şekilde, doyumlu bir şekilde hissetmiyorsa içinde yapmaz. Ve birçok kişi Yuşa neden yapmadığını kilo vermek istiyor. Veremezsin çünkü kilo verme. İspanyolca öğrenecekmiş. İspanyol erkek arkadaşı yok. İspanyol patronu yok. İspanyol müşterisi yok. Ne yapacaksın sen İspanyolca öğrenip? Neden öğreneceksin? Kilo vereceğin de ne olacak? Hani bir ne zevke yaklaştıran bir durumu var ne acıdan kaçırtan bir durumu var. Dolayısıyla bir insanın kendi nedenlerini sorgulamadan ben hedeflerime ulaşmak istiyorum. Beynimi daha fazla kullanmak istiyorum. Beynimin sırlarını yani okursun, hoşuna gider vesaire ama yaşantında böyle büyük bir değişim yapıp hakikaten bu aleti kullanmak istiyorsan bununla ilgili ciddi bir karar ver. Kendini baştan sona hani hep kendini tanı, kendini bil, kendine gel diyorlar ya. Kendine gel de kendin neredesin yani o ben dediğin şey. Mesela insanlara soruyorum, sıkça sorarım yani adının kendin adını olduğunu nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun Yuşa olduğunu? Annem öyle sesleniyor. En Mesela güzel garanti o. sanki o öyle demiyor. Öyle yazıyor diyor. Sanki okudu da biliyor. Anlatabiliyor muyum? Seslendikleri için öyle olduğunu bile bilmiyor. Ben diyor işte çok utangaçımdır diyor. İşte ben diyor çok içime dönüyümdür diyor. Nereden biliyorsun? Öyle söylediler sana. Bizim kız içe dönüktür dediler. Öyle o kayıtlar 14 yaşına kadar büyürsen çünkü bizim biliyorsun 14 yaşına kadar frekanslarımız farklı. 2 yaşına kadar delta'dayız, 6 yaşına kadar teta frekansındayız. 14 yaşına kadar da alfa'dayız. Yani uykunun farklı yerleri, state'leri, level'ları değil mi? Yani 13 yaşındaki bir çocuktan annesi aklını başına alıyor. Aklı yok ki başına alsın çocuğun. Çocuk rüyada uyuyor. O da dönüp diyemiyor ki ben uyuyorum anneciğim şu anda rüya görüyorum. Müsaade et rüya göreyim. 14 yaşından sonra zaten aklım başıma gelecek. Ve ne yazık ki rüya göremiyor olacağım. Demiyor yani sadece uyuduğunda görüyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 14 yaşına kadar ki o frekanslar bizim yaşantımızın hepsini çok etkiliyor. Orada çok fazla güzel söz de duyuyoruz. Olumsuz söz de duyuyoruz. Onların hepsini gerçek olarak kaydediyoruz. Daha sonra hangisi işimize yarıyor, hangisi yaramıyor hiç bilmiyoruz. Farkındalığımız olmuyor Peki. yani. İşte onlar nedenlerimizi de oluşturuyor. Neden istemediğimizi, neden varamadığımızı, neden ertelediğimizi.
Evet, buyur. Şimdi ben aslında hocam biraz da istiyorum ki kitaba karşı bir merak kalsın ki insanlar alıp okumaya da başlasınlar ve Zaten öğrenmeye devam edebilsinler. kitap 7 tane sır, 7,5 sır, Evet. 1,5 koydum. O da zamanın algısını değiştirmek, zamanı genişletmek ve zamanı daraltmak. Harika. Zaman Zaten algısı biz... o kadar önemli bir şey ki. Onu koymazsam olmazdı. Dur dedim, bir de 7,5 yapalım. 7,5 sır var içinde yani. Bu teknikleri hepsini öğrenerek Gülşah'cığım ağrı, sızı, sıkıntı her şeyden kurtulabilirler. Üçüncü bir kişi alabiliyor muyuz buraya bilmiyorum. İstiyorsa onu yapabilirdik mesela. Başka bir şeyde belki toplandığımızda bir örnek verebiliriz. Ya da Evet belki hocam bunu yılda çok video isterim. yapıp ortasına birisini alıyorlar ya, öyle bir şey yapıp nasıl iyileştirildiğini de öğretebiliriz istersen. Hocam ben bunu çok isterim açıkçası. Bunu da hatta belki haftaya direkt benle de yapabiliriz. Çünkü bildiğim kadarıyla Instagram'da 3 kişi olmuyor da ben de böyle şeylere açığımdır. Hiç benim için de bir Her zaman problem olmaz. gerçek bir sıkıntı, gerçek bir, şu anda da yapabiliriz istersen. Var mı? Kaç dakika oldu? Ben şey yapmıyorum, saat bilmiyorum. Sen kaç herhalde zaten, değil mi? Ya 31-32. Dakikaya doğru gelmiş olduk. Aslında hocam bu uygulamayı bilmiyorum sizin için de uygun olur mu ama belki yarın yapabiliriz. Yani Yarın bunun için ben olabilir. zaten sizin ya da belki haftayı örneğin. Yo, yarın olabilir. Hem de yine yarın 21 Şubat. Hep Şubat diyorum. 21 Şubat'ta bir şey yapmak lazım herhalde. 21 Aralık programı çok güzel olacak. Ondan da bahsetmiş olayım izleyenlere. Eğer izleme şansları olmazsa, katılma şansları. Bu bütün teknikleri işte hap gibi. Zaten amacım o. O drive, şey, sürücü o kitapta anlatılan. Ama sürücü efendi, efendinin büyük karar verip büyük nedenlerle hareket etmesi için böyle bir 5 saatlik bilinçaltına bilinci, bir de bir şey söylemek istiyorum. Tabii lütfen. Bilincin inanmadığı bir şeye bilinçaltı inanmaz. Hani derler ya, bilinçaltımı inandıralım. Bilinçaltımız şey, limbikte. Tabii ki diyor ki Jung, limbikte yani derinde o bilinç dışına kaydedilmiş bir şeyi bilince, kortekse taşımadığınız sürece o bütün travmalarınız, anılarınız, orada kaybettiğiniz her şey kaderiniz olur diyor. Ben de diyorum ki kortekse, yani inanmaya, bilince, çok iyi bir şeyi 5 duyuyla gerçekmiş gibi gömerseniz ve onu limbiye atarsanız o zaman kaderinizi kendiniz etkileyebilirsiniz. Yani O burası halde zaman hocam. algılayan kısım, burası zamanı algılamayan. Zamanı algılayana koyup zamansızlığa atmaktan bahsediyorum. Evet. O halde hocam aslında çok da güzel bir giriş oldu. Ben de aslında tam şey diyecektim size. Zaten kapanışa doğru giderken sormak isteyeceğim soru şuydu. Peki bunun tam olarak uygulamaya nasıl yansıyacağıydı? Ama aslında bu zaten sizin son eklemenizle birlikte ben sizinle tekrar iletişime geçeceğim zaten. Ben hemen hatta şimdi yayından sonra da size yazarım. Yarın içinde bunu hemen planlamasını yaparız ve eğer siz de uygun olursanız yarın afişini de hatta elimden gelirse eğer ben bu akşama yetiştirip paylaşmış olurum ve yarın bunun uygulamasını yapmış oluruz. Olur, Buradaki arkadaşları da memnuniyetle. duyurmuş oluruz böylelikle. Yarın bunun uygulamasını izlemek isterlerse eğer yine aynı ya da yaklaşık saatlerde bizim kanalımızdan bu yayını bekleyebilirler. Hem benim için de iyi olur, ben de hem size bir sormuş olurum yani gidişat nasıl olacak vesaire vesaire diye bir sormuş olurum en Memnuniyetle. azından. Tabii. Evet, ben de kaygılarımdan sıyrılmış olurum hem. Harika olur. Ben de heyecanla şimdi o zaman hocam yarını bekliyorum. Süper. İçeriği de anlatmanıza gerek yok bu arada. Evet. İçerikle hiç ilgilenmiyoruz. Rahat olun. Tamam mı? Tamamdır. Tamamdır hocam. O halde öncelikle size çok Görüşmek teşekkür üzere. edeyim. Çok sevgiler. Tamamdır. Hocam Teşekkürler. şeyi söyleyeyim. Bu arada hocamın da Instagram hesabı yazıyor alttan. Ha, Kendisini evet. takip edebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz kendisine. Sanıyorum da vakti oldukça cevap verecektir zaten. Aynı Memnuniyetle. şekilde bu arada bana da ulaşabilirsiniz. Eğer isterseniz bir uzmanla yayın yapmamı ya da bir başka konuyu bir başka konukla konuşmamı bana da bu şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. O halde yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.